Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Semih Doğrukollar, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ömer Kürşat Tüfekçi, 2 Ağustos'ta sona erecek olan YKS tercih süreciyle ilgili üniversite adaylarına önemli açıklamalarda bulundu. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokullarının nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik okullar olduğunu söyleyen Öğretim Görevlisi Doğrukol, sanayi ile üniversite işbirliğine dikkat çekti. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulları sanayici ile birlikte nitelikli meslek elemanı, nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedefleyen okullar. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulları, organize sanayi bölgelerinin içerisinde faaliyet göstermek zorunda olan okullar. Öğrenciler organize sanayi bölgesi içerisindeki tesislerde alanları ile ilgili en son teknolojileri takip edip, sanayici ile iletişim kurup, sanayici ile birlikte yetiştirilmesini sağladığımız meslek yüksekokulları. Bunun yanı sıra Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulumuz, üniversite ile Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki firmalar arasında da bir köprü görevini üstlenmiş vaziyette. Sanayi üniversite işbirliğinin birlikte insan gücü yetiştirilmesindeki en üst düzey rolü şu anda Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu devam ediyor, yürütüyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerin 4 günlük teorik eğitim, 2 günde uygulamalı eğitim gördüklerini belirten öğretim görevlisi Doğrukol, tüm adaylara çağrıda bulundu. Bizim eğitim-öğretim faaliyetlerimiz Organize Sanayi Bölgesi'ndeki binamızda ve kampüsteki dersliklerimizde yürütülüyor. Bunu %50-%50 diyebiliriz. Böyle bir örnek vermek gerekirse, haftada 4 gün eğitim-öğretim faaliyetlerimiz yürütülüyorsa, bunun 2 gününü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki binamızda ve fabrikalarda, işletmelerde, 2 gününde merkez kampüsümüzdeki dersliklerimizde ve laboratuvarlarımızda, ortak laboratuvarlarımızda yürütüyoruz. Bu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nu tercih eden bir öğrencinin hem sanayiyle iç içe olmasını, hem de üniversite yaşamından kopmadan bütün vecibeleriyle bir üniversite yaşamını tadarak yüksek öğrenim görmesini sağlıyor. Üniversite yaşamı içerisinde kendilerine üretim, sanayi alanında bir gelecek oluşturmak istiyorlarsa, kafalarındaki projeleri gerçekleştirmek için, geleceklerini şekillendirmek için biz onlara yardıma hazırız. Tüm imkanlarımızla gerek barınma, gerek ulaşım, gerek projelere maddi manevi destek anlamında biz onların yanındayız. Teveccüh gösterip bizi tercih ederlerse, ailemize katılırlarsa bütün samimiyetimiz ve iştenliğimizle onlarla yan yana olduğumuzu bildirmek isterim. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ömer Kürşat Tüfekçi de adaylar için önemli açıklamalarda bulundu. Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin Yalvaç'ta bulunduğunu söyleyen Profesör Doktor Tüfekçi, öğrenci odaklı bir üniversite ve fakülteyiz dedi. Bizim fakültemiz Yalvaç ilçemizde bulunuyor. Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültemiz. Yalvaç, Isparta'nın en büyük ilçesi biliyorsunuz ki nüfus açısından. Ve ilçemizin tabii ki çok köklü bir geçmişi var. Hem tarihi açıdan hem kültürel birikim açısından çok köklü bir geçmişe sahip. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin kurulmasıyla beraber hem bizim fakültemiz, ki o zamanki adı yüksekokuldu, 2010 yılında yüksekokul olarak kurulmuştu. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı olarak fakültemiz. 2020 yılında ise tüm dönüşümlerini ve gerekliliklerini tamamlayarak Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi adı altında faaliyetini sürdürmeye devam ediyor. 3 tane bölümümüz var fakültede. Bankacılık ve sigortacılık bölümümüz, uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümümüz, muhasebe ve finansal yönetim bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşuyor fakültemiz. Bir bölümümüzde lisansüstü eğitim
aktif olarak devam etmekte. Uluslararası ticaret ve işletmecilikte biz lisansüstü eğitim de veriyoruz aynı şekliyle. Fakültemizde yaklaşık 450 civarında aktif öğrencimiz var. Bu 3 bölüme bağlı olan. 35 civarında da lisansüstü öğrencimiz var. Bu öğrenci sayılarımızla birlikte yeni dönemde de her bölümde 40'ar kontenjanımızla yeni öğrencilerimizi fakültemize bekliyoruz. İş yeri ile entegre bir yapı halinde mezuniyetini alıyor. Yani meslek yüksek okullarında 3 dönem okulda, 1 dönem iş yerinde iken fakültelerde 7 dönem okulda, 1 dönem tamamıyla iş yerinde geçen bir eğitim sistemi var. Bu ne sağlıyor öğrenciye? Bu şunu sağlıyor aslında. Tamamen öğrenci odaklı bir hem üniversiteyiz hem de fakülteyiz.